dostlarımız, kanalımıza hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi çok çok özledik. Vallahi bir günde özlüyoruz değil mi anne? Akşamdan sabaha vallahi. Evet. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Çünkü siz beğendikçe videolarımızı keşfete düşüyoruz ve daha çok insana ulaşıyoruz. Bu yüzden herkese ulaşmak istiyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Ne desem diye düşünüyorum ben de ondan. Evet canlarım. Şimdi videomuzun altına yorum yapıp burcunuzu yazarsanız çoğunlukta olan Burcu Özel Tarot Falı açmaya devam ediyorum. Ayrıca da şöyle bir şey yapacağım artık. Yeni sitere geçiyorum. Kanalımıza abone olup ben abone oldum. Bana iki kart çeker misin, üç kart çeker misin diye yazanlara videomuzun altına not alacağım listeye. Evet, not alacağım. Onlara özelde 2-3 kart falan sonunda 2 ya da 3 kişiye kart açacağım. Etrafınızda abone yapacağınız insanlar varsa abone yapabilirsiniz ya da abone oldum derseniz kim daha çok özel daha çok abone yaparsa o kişiye de aynı şekilde burada falan en sonunda tarot falı çekeceğim canlarım. Evet canlarım, sizi çok uzatmadan kanalımıza abone olun lütfen. Hepinizi çok seviyoruz ve söz anneme bırakıyorum. Hah. Dostum. Hoş geldiniz dostlarım. Bugün birazcık yoruldum da. Evet, geliyorum. Ne yapsam diye onu düşünüyordum. Şimdi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz dostlarım, tamam mı? Şimdi neden yoruldum diye sorarsanız sabahtan Fatma'yı erken kaldırdım. Saat 11'de kalkıyordu Fatma. Anne, şikayet 11... edeyim size. Bak arkadaşlar hafta sonu 11'de kalkıyorum. Hafta içi normalde okul bugün izinli, olduğum zamanlar. Bugün izinli. O yüzden. Bugün erkenden kaldırdım. İzinli diye çarşamba bir gün, pazarına bir gün yatıyorum, gidiyorum. İki gün yatıyorum 10-11'e kadar. O da 900 lira batıyor tabii annem. Valla pazarda o patatesçi olanla karşılaştık. Diyor sabahın erken körü. Okula giderken körü olabilir ama yatarken olmuyor. Öğlen oldu, öğlen oldu diyor olan çocuğu da. Oradan bir iki alçıklarımız vardı. Onları aldık geldik. Evet. Ben marketlerden tavuk almamayı tercih ediyorum. Orada bir kadınım var. Köyden getiriyor. Uygun da fiyatı. Oradan onu aldık geldik. Doğradım, üteledim. Doğradım güzelce tertemiz. Dolabı yerleştirdik. O arada tabii kahvemizi içtik. Ondan sonra dolabı koyduk. Hadi dedik bakalım bizi bekliyorlar. Evet. Şimdi dostlarım. Daha fazla bekletmeden bakayım değil mi? Hadi başlayalım Anek. Gözlüğümü takayım. Ağzımda bir şey var gibi. 3 dakika olmuş bile. Arkadaşlar öyle böyle hızlı geçmiyor yani bu zamanlar değil mi? Uçuyor vallahi. Aynen uçuyor yani. Değil mi fincanı bir elime alıvereyim dedim. Elimden kaptırıverdiler aşağı gitti. Almadım ben de. İyi dedim bakmıyorum ya. Açınca bakacağım dedim. Vallahi da çok güzel dostlarım. Aç. Gösterebilirsin. Ha evet. Bana bakıyor. Sen de öylesin. Ben gibi yorulmuşum. Yorulduk anne. 40 yılda bir dinlenmek için evde kalırsam olacağım işte. Evet arkadaşlarım. Şöyle gösterelim. Evet. Ve de şöyle. Oo. Evet dostlarım, güzellerim benim. Dilsiz hatunu da unutmuşuz burada yok. Şöyle koyalım arkadaşlar. Evet. O ben buradayım da demiyor yani. Evet dostlarım, bakın. Ev alacak kişilerimiz var. Çıkış yapmak üzereler. Aslında hiç akıllarında fikirlerinde olmayan bir şey bu. Yani biz yani şu şeyde ev alamayız. Dur bir dakika anne. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, yılbaşı videosu çekeceğiz. Bu yılbaşı gerçekten de öyle böyle bir yılbaşı videosu olmayacak. Lütfen yılbaşı videomuzu lütfen bildirim zilini açın ve yılbaşı videomuzu mutlaka izleyin. Çok güzel bir yılbaşı hazırlıyoruz değil mi? Öyle böyle değil dostlarım. Evet. Evet efendim, devam edelim. Evet ben ya durumum yok, ev alabilecek gibi değilim. Alamam gibi düşünceler var. Ama gerçekten ummadığınız, beklemediğiniz bir yerden bir olay oluyor. Ve siz bu evi alıyorsunuz. Ev yol kıyısında. Hemen yolun kıyısında. Böyle hani nasıl diyeyim. Ana yol değil. Bir yanlış söyledim. Ara yol değil. Ana yolun üstünde. Ana yolun mesela. Ana caddenin üzerinde bir ev olacak bu. Tamam mı?
Bak bağırıyor. Vallahi İçerimizin bağırıyor. Sesi geliyor mu arkadaşlar? Bağırıyor aç kapıyı diye. Canlarım. Öyle bir şey varken gerçekten uzun zamandır çok büyük sıkıntı çekiyorsunuz. Benden beter, ben de öyleyim ama tabii ki herkesin sıkıntısını anlamaya çalışıyorum ama gerçekten kimsenin sıkıntısı kimseye benzemiyor ya canım benim. Ama Allah herkese sabır versin, kaldıramayacağımız yükü vermesin ya Rabbi. Tamam mı dostlarım? Amin. Uzun zamandır gerçekten çok büyük sıkıntı çekiyorsunuz. Bu sıkıntınız yakın zamanda geçecek ama biraz daha zaman, biraz daha zaman diyorum. Ve dualarımız eksik oluyor dostlarım. Gerçekten dualarımız hep ben olarak geçiyor. Bencil olmayalım olur mu? Herkes için Allah'ım. Vatanıma, milletime, çocuğuma, çoluğuma, namusuma, evime, yurduma düşman gözü değdirme diye dua edersek canlarım hem vatanımıza, milletimize, evimize, çocuklarımıza da dua etmiş oluruz. Herkes için geçerli. Tamam mı canım benim? Burada oturmuş birisinle konuşuyorsunuz ama yanınıza birisi gelecek. Bayağı bir sıkıntılardan konuşuyorsunuz. Bu sıkıntıda gelen kişi de zaten bu sıkıntılarla alakası olmayan bir insan. Gayrimeşeysiz yani. Galesiz. Öyle bir şey ki sen sizin sıkıntınızla hiç alakası bile olmayacak. Dinlerken ıh bile diyemeyecek yani öyle bir cins birisi. Öyle biri geldiği zaman yanınızda konuşurken yani başka bir şeyden bahsetmeye çalışın. Başka bir şeylerle ilgilenmeye çalışın dostlarım. Bence en iyisi o olacak. Yakında iki kişiden güzel bir konuşma geliyor. Bir dedikodu duyacaksınız. İki kişi hakkında konuşma güzel. Ha biraz sıkıntılı ama aileyle ilgili bu. Köklerle ilgili. Tamam. Arkasında çok güzel yalnız. Temiz yani bakın. Hafif sıkıntılı dediysem arkası çok güzel. Önü çok güzel canım. Evlenmek isteyenler var. İki tane evlenmek isteyen kişim var ama bu iki tane dediysem belki 20 tane olabilir. Ama burada iki tane görüyorum. Bir kişi bunun askerde. Bu evlenecek kişilerden birisi asker. Canım benim. Şöyle diyeyim. Askerden gelmeden evlenmeyi tercih ettirmiyorum. Askere gitmeden önce de evlenmeyi tercih ettirmiyorum ama geldikten sonra da evlenmeyeceğim de diktiriyorlar. O yüzden hayırlısı neyse o olsun diyeceğim. Çok güzel evlilik var. Gerçekten çok iyi. Ve evlenecek olan kişiler biraz mutlu oluyor. Biraz değil baya baya mutlu olacaklar. Ama ki bu evlenecek olan kişilerden birinin adında Y harfi var. Yasin olur. Yurda Nur olur. Yurda Gül olur. Bilemiyorum yani. Yılmaz olabilir. Böyle kişi biri hani adında Y harfi olanlar canım sen değilsin. Sen Yaren değil. Olabilir mesela. Yaren olabilir mesela. Doğru. Çok da güzel haber var. Bak bir iş kurmayı düşünüyorlar. İş iyi olacak. Hasta var. İşlerinde yani ailesinde ya da akrabalarında bir hasta var. Bu hasta bayan. Genç bir bayan. Allah'ım ne olursun. Diliyorum ki şifasını versin. Hayırlısı diyeceğim. Kocaman bir buket çiçek geliyor. Yatlamam gerekiyor. Kocaman bir buket çiçek geliyor. Ama bu çiçek çok güzel. Sanki hiç ummadığınız, beklemediğiniz bir yerden kişiden geliyor yani daha doğrusu. Kişiden geliyor. Kalabalıksınız. Ya kimi hıncıyorsunuz bu kadar bilemiyorum ama birisi elime geçse gerçekten saçını başını yolacağım diyorsunuz yani. Yolacağınız da yani. Almışsınız yani altınızda. Öyle bir murçalıyorsunuz ki gerçekten bakın. Yani Allah yardım etsin. Bu arada boş vakti olanlar, dilekleri olanlar, böyle bir caminin önüne, büyük bir caminin önüne hani nasıl diyeyim yatırılacağım. Mesela bizim burada çarşamba pazarında 7 tane mezar vardır. 7 tane türbe vardır. Caminin içinde. Gidip yaptığın zaman ama üçlemen gerekiyormuş bunu. Dua yaptığın zaman kabul görüyor diyorlar. Ben bir kere gidebildim. İkinciye de Fatma'ya gittim ama dua etmeyi unuttum. Okudum ama dilek dilemeyi unuttum yani. Daha doğrusu bu yani. O yüzden ben pek hani Allah'tan istemeyi tercih ettiğim için sadece onları okuyup
Öyle geçiyorum yani, şeyim olmadığı için. Allah'ım da veriyor gerçekten bakın. Böyle cami, büyük cami ama. Büyük camilerin önünden geçerken yani ya 21 besmele çekin, üfürün. Ya 3 helal 3 kul falan okun, üfürün dostlarım. İçinizden, gönlünüzden, niyetiniz neyse Allah'tan iste. Cami Allah'ımızın evi biliyorsunuz yani. Tamam mı? Dostlarım bakın, bunu dün de dedim. İçinizde bir şüphe var. Bu şüpheyi atın. Canım benim, hepimizin sıkıntıları var. Hepimizin birileri hakkında şüphelerimiz var. Hepimize birileri yalan söylüyor. Ama bu yalanı, şüpheyi gidermek için azıcık umursuz olalım. Kişinin ya söylediği yalandan dolayı gelip utanıp senden özür dilemesi gerekiyor ve diliyor da. Tamam mı? Özür diliyor hayatım sen de. Bekle. Yalan söyleyen kişi de yani bu arada sizin hakkınızda dedikodu eden kişiler de. Bir ara ben bir ev bakmaya gittim. Ev garip yani, aynı üst kattaki evden karşı tarafla anlaşamıyormuş. Onlar gönderdi sanmış. Yani de tabii evi tuttuk biz ev sahibinden. Ve ben evde Kur'an-ı Kerim okuyordum. O Ramazan ben devamlı olarak Kur'an okudum. Allah'a çok şükür ki 3 defa, bir Ramazan'da 3 defa hatim edebildim. Adam bayram arkası dedi ki ev yıkılacaktı artık, ev sahibi herkese boşaltın dedi. Geldi adam, yeminle söylüyorum. Bugün mübarek gün, bakın Perşembe. Perşembe değil mi bugün? Bilmiyorum. Çarşamba. Doğru, çarşambaya gittik ya. İnanın bana, bakın adam geldi özür diledi. Ben sizin hakkınızda yanıldım. Aa, yukarıdaki adam. Hangi şurada bir şey yaşayayım. Musa abinin evdeki. Ha. İnan, önemli değil abi dedim. Adam adı bir şeydi ama unuttum gerçekten. Önemli değil abi dedim. İnsanlar yanılabilir. Ben de yanılabilirim. Kusura bakma dedim. O tanıyı verdiyse özür dileriz. Ben de özür dilerim dedim. Öylelikle adam özür diledi benden. İnanın bana böyle şeylerde çok böyle insanların anısı oluyor ya. O yüzden siz de biraz umursuz böyle kulak arkası yatın. Biraz bekle. Tamam mı gülüm? Bugün biraz şekerim düştü. Düştü mü çıktı mı onu da bilemiyorum da. Ağzımın içi kuruyup duruyor bu arada. Evet dostlar bakın, eşya alacağız. Ben de almak istiyorum ama olmuyor hayatım. Biraz bu eksik olduğu için biraz da tamam, bereket versin Allah. Yetecek kadar, yiyecek kadar var ama eşyamı değiştirecek kadar ya da eşya yeni eve eşya alacak kadar durumum gerçekten yok. Ona yalan söylemem yani. Yalan söyleyip de hiç gerek yok. Evet. Tamam dostum ama bekle. Vakti zamanı geldiğinde Allah bir şekilde size yol açar. Gidip o eşyayı şimdi alacaksın 3 lira, o zaman alırsın 5 lira. Paran olur çünkü o yüzden. Tamam mı canım benim? Şimdi tabağımıza geçelim. Geçelim hani. Sizleri çok seviyorum. Sen onları söylerken şey söyleyeyim arkadaşlar. Söyle. Şimdi hani bana da 2 kart 3 kart atar mısın diyenler var ya, ben sürpriz olarak gerçekten sürpriz yapmayı severim ve sürpriz olarak bazı videolarımın sonlarında söylüyorum. Evet. O yüzden videolarımı takip edin. Mesela birisine baktım, çok kişiye mesela baktım, bir daha yazmış bana bakmadın, neden bakmadın diye, o videomu görmemiş çünkü. O yüzden bildirim zillerini açalım ve de videomuzu sonuna kadar mutlaka izleyelim. Ya aralarında ya da sonunda bir sürpriz yapıyorum diyorum. Canlarım. Değil mi? Vallahi bir şey göstereyim. Nar'ı görüyor musun? Nar'a bak, Nar'ın kafasına bak, kendisine bak. Gerçekten o kadar güzel ki dostlarım. Bir nar var. Gösteriyor. Evin izin içine geliyor, patlıyor. Evet, ama. O Nar'ı açmadan önce, kırmadan önce ne olur şu iki yılanı etrafından uzak tut. Uzak tut hayatım. Biri burada yılanın, biri burada yılanın canım benim. Dönüp, siz evden kovdukça dönüp geliyor, bumerang çıkmış çünkü. Dönüp geliyorlar. Nasıl uzaklaştırsın bilemiyorum ama bu ikisini evinden uzaklaştırmayı dene tatlım, dene. Kardeşim, erkek kardeşlerime de diyorum, onlar da denesinler. Etrafımızdaki kişileri yılan dilli, yılan gözlü, çekemeyen haset kişileri atın kardeşim, atın. De, dileğiniz var biliyor musunuz? Öyle güzel bir dilek. Bak. Çok güzel dileğiniz var. Gerçekten çok güzel. Biraz parayla ilgili, biraz hayatla ilgili, biraz da birilerinle ilgili. Evet. Eskişehirli, sen de dilek tut. Değil mi? Eskişehirli, öyle dedi ya. Evet, Eskişehirli bir ablamız var. Dileğin kabul görünüyor.
Evet, dileğini dot. Evet dostlarım, çok güzel gerçekten. Bir miktar para geliyor, para gelmiyor değil. Ama bekle, bekle, sabırsızlanma. Evin içine yıldız geliyor, yıldız düşüyor. Kocaman bir tavus kuşum var. Tavus kuşu iyidir. Renkli. Evinizin içi renklenir. Kişilerle biraz eğlenceli olmaya çalışın. Tamam mı dostlarım? Ama ki diyeyim, şu para çok çok iyi. İki vakit içinde de oluyor. Onu da diyeyim size. İnşallah. Allah'ın izniyle. Ama iki vaktiniz var iki. Burası karışık. Şimdi Fatma'ya devredim gari. Evet canlarım, da tuşlarım. Sürpriz yapabilirim. Videomun sonuna kadar mutlaka izleyin. Ya sürprizi her an yapıyorum arkadaşlar. Belli bir dakika süresi yok. Aklıma geldikçe, kağıdı önüme aldıkça not alıyorum. Çünkü burada herkesi yazdım. Şöyle tabii gösterirsem. Herkesi yazdım. Bana bakar mısın, kart atar mısın diye yazdım. O yüzden sürpriz yapmayı sevdiğim için yapıyorum. Lütfen dikkatlice dinleyelim dostlarım. Bugün izleyen niyetine tarot falan açacağım. İnşallah Allah nasip ederse izleyenlerimiz niyetlerine inşallah duaları kabul olsun ve ne düşünüyorlarsa inşallah bir cevap bulabilirsiniz buradan diyorum. Genelden ben de bekliyorum bir şeyler. Dinleyeceğim. Dinle bakalım hani. Bence de güzel. İçimdeki geçenler çıkıyor. Evet canlarım. Çok güzel. Acı son yaşadım. İflas yaşadım. Dibe vurdum. Artık çöktüm. Bittim. Yükler ağır geliyor. Artık taşıyamıyorum. Sırtımdan vuruldum. Yalana, iftiraya uğradım. Çok. İhanete uğradım. Yani yara almak çıkmış, umutsuzluk çıkmış. Yani umutsuzsunuz, çok umutsuzsunuz arkadaşlar. Valla umudum var. Yok ki siz umutsuz olmayın, siz de olun. Yani ama artık yolun sonuna geldin diyor kartınız. Bu gam keder bir gün bitecek. Heh. Biraz daha sabır etmek gerekiyor arkadaşlarım. Hmm. Tabii ki de zor. Yani zor şeyler yaşayan insanlar için gerçekten zor. Söylemesi kolay diyebilirsiniz ama zor olduğunu bilerekten söylüyorum. Birazcık daha sabır edin. Evet. Dedim ya, sabır içinizi kemiren bir şeydir. Sabredebildiğiniz zaman işte o zaman mükafatını alıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor. Hayalleriniz yakında gerçekleşecek diyor. Şifa arayanlar, hasta olanlara şifa gelecek. Bir kadından gelecek bir tavsiye var. Anneniz olur. Anne statüsünde birisi olabilir. Yani... Teyzeniz vardır, annedir mesela, anlatabiliyor muyum? Babaanneniz, anneanneniz gibi anne evet. statüsünde birisinden olabilir. Tavsiye gelebilir. Canınızı acıtan olaylar var ama sabır en iyi olacak şey sizin için sabır. Ölüm çıkmış arkadaşlar, görüyor musunuz? Artık bu canınızı acıtan şeyler bitecek. Dibe vurmuşluk bitecek, çökkünlük bitecek, yıkkınlık bitecek, yorgunluk bitecek diyor. Önümüzdeki sene çok güzel o yüzden. Evet, bitiriyorsunuz arkadaşlarım. Kafanızda bitireceksiniz, hayatınızda bitireceksiniz. Hayatınızdan çıkaracaksınız diyorum. Ve de ondan sonra lüks bir hayat, zenginlik var. Yani şansınız açık. Arkadaşlarım biraz kendinize gurur duyun. Yani kendinizle gurur duyacağınız işlere imza atacaksınız. İnşallah da güzel yerlere gelirsiniz. Yani güven veriyorsunuz. Başarısınız ve güçlüsünüz. Sadece kendinizin farkına varmanız gerekiyor. Eğer bu hani dedim ya, yıkkınlık, çökkünlük var hayatınızda. Onu bitirebilirseniz kaderiniz değişecek. Çok büyük bir fırsat bekliyor arkadaşlar sizi. Şu an bu baskınlık içerisinde bu fırsatı göremiyorsunuz. Ama bu fırsat var. Şansınız açılıyor. Çok önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Bu dönüm noktasını kaçırmamamız gerekiyor. Evet dostum. Bunları dikkate alalım. Dikkat edelim. Evet. Şu an hayatınız bir duraksama içerisinde olabilir. Duraksamışsınız, bekliyorsunuz. Bu da fırtına öncesi sessizlik arkadaşlarım. Dedim ya, iflaslar, çöküşler yaşadınız, bunu bitireceksiniz. Bunun öncesi bir sessizlik. Bitirmenin öncesi bir sessizlik bu.
yenilenmek, iyileşmek, yani yeniden başlamak, yorgunluğun bitmesi çıkmış eğer bitirebilirsek. Şans kapıyı çalıyor arkadaşlarım. Dedim ya, fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bazen o fırsatları göremeyebiliyoruz. Ama gördüğümüz takdirde de o fırsatı değerlendirmeliyiz mutlaka. Düşünmemeliyiz. Değerlendirsem, değerlendirmesem mi diye. Değerlendirebiliriz. Ortada kalma. Evet. Çok. Gökyüzünde değişimler yaşanacak dostlarım. Gerçekten güzel yerlere geleceğiz. Beklentilerimiz büyük. Hani isteklerimiz de büyük olsun Allah'tan. Küçük şeylerle yetinmek. Evet arkadaşlar, çok güzel haberler alacaksınız. Büyük yeniliklere kendinizi hazırlayın. Bu haberler sonrası yenilikler gelebilir hayatınıza. Bazen bu yenilikleri kaldıramayabilirsiniz. Yani istemeyebilirsiniz. Ben yenilik istemiyorum diyerekten. Ama bu yenilik sayesinde, bu bitiş sayesinde çok güçlüsünüz. Zirveye hak ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Zirveye hak eden birilerisiniz. Tabii ki ben. Evet. Hedefe ulaşmak için mantıklı hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir hedef koyun önünüze. Kafanızı kullanın çıkmış çünkü. Hedefinizi koyun ve ona doğru ilerlemeye çalışın lütfen. Bir adamdan gelebilecek, yani bir erkekten gelebilecek bir tavsiye var. Bu tavsiyeyi dinleyebilirsiniz. Baba olur, kardeş olur. Evet. Amca olur. Başkasına pek şey etmeyin de bunların tavsiyelerine kulak verin. Evet canlarım. Yalnız biraz strateji uygulamanız gerekiyor. Tamam, bu adamın sözünü dinleyin ama kendi kafanızı değerlendirmeniz gerekiyor. Onu diyor işte. Bilemeyeceğim, etrafınızda kim, ananız, babanız olur, dedeniz olur, amcanız ya da bir arkadaşınız olur. Onu biz bilemeyiz. Çok yakın arkadaştır benim. Onu biz bilemeyiz canlarım. Yol çıkmış, verdiğin kararla doğru yolu seçtin diyor. Bir kararlar veriyorsunuz. Ve doğru kararlar vermeye çalışıyorsunuz. Büyük bir mutluluk yaşanacak arkadaşlarım. Bu kararı verdiğinizde diyeceksiniz ki aferin, doğru kararı verdin, doğru hareket ettin diyeceksiniz. Yani iyi bir gelecek, iyi bir başarılı bir hayat, iyi bir ömür sizi bekliyor arkadaşlarım. Özel hayatında, iş hayatında beklenmedik fırsatlar çıkabilir. Bunlara dedim ya, dikkat etmeniz gerekiyor. Özel hayatınızda, iş hayatınızda dikkat edin. Fırsatlarınız çıkacak, değerlendirin. Mesela şöyle olabilir. Mesela benim bir arkadaşımın başına geldi. Dedi ki, patronu dedi ki ona, dedi ki ben seni de şu bölüme alacağım. Şu bir bölümde çalışıyordu. Dedi ki bir daha bir üst bölüme alacağım. Mesela Kartela'da çalışıyordu. İhracata alacağım seni de, ihracat bölümü dedi. O dedi ki yok yok, ben yerimde memnunum dedi. İstemedi. Aslında oraya geçseydi daha masa başı işi olacaktı. Daha maaşı yüksek olacaktı. Daha rahat çalışacaktı. Ama kendi etti, kendi buldu. Huzur bakmış o yüzden. Evet. Anneniz çıkmış arkadaşlarım. Anneniz size yol gösterebilir. Bu yoldan, bu yolu dinleyebilirsiniz arkadaşlarım. Annelerimiz gerçekten de bizden önce yaşamış insanlar. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyleri bizden önce yaşayıp tecrübe etmiş. Ondan sonra bize yön gösterebilecek, yol gösterebilecek insanlar. O yüzden dinleyebilirsiniz. Ama arkadaşlarım, siz eviyle ilgilenen hoş bir kadınsınız. Çok hamaratsınız. Elinizden her iş gelen bir kadınsınız. Kadın ya da erkek dinleyebilir. Kadın çıktığı için öyle söylemem ama erkek de olabilir. Çok hamaratsınız. Fakat çok kıskanç bir huyunuz var. Bu kıskançlık size zarar veriyor. Bunu yapmayın. Çok kıskanıyorsunuz. Ya bir tek sevgilinizi değil, annenizi, babanızı, ya arkadaşınızı bile kıskanabilecek bir seviyeye gelmişsiniz diyorum. Bu da tehlikeli. Arkadaşlarım, kumral bir erkek var. Kumral erkek, bencil, evliliğe çok sıcak bakmayan, yani çok zor evet diyen, yalnızlığı tercih eden bir erkek bu. Yani böyle birisiyle geçim zor olur. Çünkü yalnızlığı seviyor adam. Anlatabiliyor muyum? Ya en ufak bir şeyde çekip gidebilecek kapasitede oluyor. Yavrusun gitsin neyine. Öyle bir şey, öyle birisi olsa bile defolup gitsin neyine. Yani eğer bir şeyler olmuyorsa kibarca bir bay bay diyeceğiz. Tabii ha. Umurumda mı dünyada, geç, boş ver. Evet. Bakalım dişil enerjinize. Hayatın zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak günlük hayatını neşe kat. Hayatını yaşa. Hayatta neler oluyormuş gör.
Çık bir dışarıya dolaş, senden daha kötü durumda insanlar var. Bunlara dikkat et. Vallahi yürüyemeye gittim geldim bak. Ama çok güzel değil mi anne? Evet, çok iyi oldu. Evet, dinlene gittim yani. Çevrendeki dünyayı gözlemle, içsel benliğini keşfet. Çevrendekileri, olayları gözlemle. Onları gör ki şükür Allah'ım, yani benden daha da kötüsü varmış de. Ve kendine biraz züğürt tesellisi yap. Anlatabiliyor muyum? Öyle deme, gerçekten bak öyle züğürt tesellisi. Mesela ben bugün gittim değil mi? Evet. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Yatağında felç olan kişilerimiz var. Elini kolunu oynatamayan kişilerimiz var. Düşünün bir kere. Evet. Züğürt müğürt değil annem, çok şükür ki. Ya mesela öyle gırgırlamıyor ya. Öyle tabii züğürt de olabilir. Yani kendinizi teselli edecek bir şeyler bulun. Tabii. Kendi kafanızı dağıtacak şeyler bulun. Onu demek istiyorum. Yani. Evet, son kartımızı atalım. Kabuğundan çık. Kendin olmaktan ve isteklerini ifade etmekten kendini mahrum etme demiş. Kendin ol. Kendin ol. Yanında olmak isteyen olsun, olmak istemeyene bay dersin. Şey vardı mı? Züğürt afilmi vardı değil mi? En sonunda ne yapacak? Çiğ köfte satıyor. Çaresiz kaldığı zaman. Evet. İnsanoğlu çaresiz kaldığı zaman her şekilde yapacak bir şey bulur. Evet. Tamam mı dostlarım? Evet canlarım. Kendiniz olun. Kabuğunuzu kırın artık. Şu kendi içinizdeki cevheri keşfedin. Kendinizin farkına varın. İsteklerinizi ifade etmekten sakın çekinmeyin. Cevher? Yani mesela... Ben devam bakayım. Dur hayır. Bak. Olabilir. Mesela şöyle olabilir. Sen mesela çok güzel... Bende yaşama isteği var. O cevher var bende. O değil anne. Başka ne var? O değil. Mesela işte, bak şöyle diyorum. Sen çok güzel oya örüyorsun. Ha. Yazma arkadaşlar. O kadar güzel dantel işler, o kadar güzel oya örer ki inanamazsınız. İnanamazsınız. Bak mesela bu sendeki bir cevher. Valla ben onlar elim alışkın olduğu için her gün bir görmedim ya, işte bilmiyorum yani. İşte bunun farkına varmıyor mu mesela insanlara? Kimisi sepet yapar, kimisi boyamada ustadır. Ben çok kimisi güzel bir şeyleri yaparım. Tamir eder, kimisi terzilikte ustadır. Anlatabiliyor muyum? Bunlardan bahsediyorum. Cevheri keşfedin. Yolda giderken bir oya göreyim, birinin başında gelirim eve, ona hemen örerim. Böyle bir şeyim vardır. Evet, İlahi Hanımcığım, İlahi Hanımcığım Azerbaycan'dan evini satacakmış, evini satacak mı diye soruyordu bana. Hemencik ona bir iki kart atalım. Tamam. İlahi Hanımcığım, yatırım yapmışsın, büyümesini bekliyorsun. Ne ekersen onu biçeceksin, satıp satmamak sana kalmış ama... Yatırımını iyi değerlendir. Eğer satarsan iyi değerlendir. Mahkeme yapman gerekiyor içerinde. İyi evimi satarsam iyi olur mu? Daha iyisini alabilir miyim? Veyahut da daha mı kötüye giderim diye kendi içinde mahkeme yapman gerekiyor. Yenisini alabileceksin. Evet. Sat. Evini satmak çıkmış çünkü yatırım yapmak istiyorsun. Evini satıp başka bir şey olabilirsin. Eskiye bağlılık var içinde. Yani eskiyi seviyorsun sen. Eskiye bağlılık, evlilik var. Bir evliliğinde sıkıntı olabilir ya da bir şey olabilir. Bir evlilik çıkmış. Değişime de ayak uydurmuyorsun. Değişime ayak uydur demiş kartımız. Donu Doru. Donu Doru diye bir izleyicimiz. Evet. Ona da buradan iki kart açıyorum. Engelliymiş. Kart istiyormuş. Of. Allah yardım etsin. Allah'ım inşallah yardım etsin. Allah da sabır versin. Çok zor bir şey inşallah. Gerçekten. İnşallah iyileşirsiniz diyorum. Kim hastaysa. Evet, bekliyorsun Donu Doğrucuğum. Yani keşif yapıyorsun. Hayallerin gerçekleşmesini istiyorsun. İleri görüşlü bir insansın. Sorumluluk sahibisin. Sorumluluklarını biliyorsun. Amacına doğru adım atman gerekiyor diyor kartımız. Yani daha ne diyeyim, görüyor musun? İstikrarlı ol, kararlı ol, azimli ol, hırslı ol. Hayallerin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok. Adalet yerini bulacak her anlamda adalet. Yani manevi anlamda da adaletsizliğe uğramışsın. Sana haksızlığa uğratılmışsın. Adalet yerini bulacak. Sağlam zeminde sabırlı bir şekilde ilerleyeceksin. Ama sabırsızlık yapma. Hayallerin gerçek olacak, hedefine odaklan, sabır et diyorum sana sadece. Diyorum, çok güzel kart çıkmış çünkü. Evet. Nazan Şanlık, Şanlik diye kullanıcı isimli bir bayanımız daha, ona da bakalım. Torunu epilepsi hastasıymış, kart istemiş benden.
Allah yardımcınız olsun. Çok zor. Bir şey diyeceğim, bir şey değil de çocuklar hasta olduğu zaman yüreğim gidiyor. Çocukluktan gelen bir sıkıntı. Yani annesinden dolayı olabilir. Parasal durumdan dolayı olan çocukluktan gelen bir sıkıntı var. Psikolojik olabilir belki. Ve bir kısır döngü içerisindesin. Yani sürekli kısır döngü içerisinde. Ne uzuyorsun ne kısalıyorsun. Farklı şeyleri denemek zorundasın. Farklı yolları dene. Yani bu yol olmuyorsa bu yol, bu yol, bu yolu giden gitmeye çalış. Çocuk için mi? Evet, yani of, biraz ara ver, kafanı dinle. Çok yorulmuşsun çok düşünmekten çünkü beynin çok yorulmuş. Düşünmeye ara ver. Çocuklarla ilgilen, eğlenmeye çalış. Yoğun günler seni bekliyor diyor. Ya kaçmak istiyorsun, vedalaşmak istiyorsun. Bıktım artık, ben buradan gitmek istiyorum. Ben burada artık kendimi bulamıyorum. Huzurlu değilim, mutlu değilim diyorsun. Ama sabır etmen lazım. Bak, ilgi istiyorsun abacım. Ben ilgisizim. Bana ilgi gösterilmiyor diyorsun. İlgi istiyorsun. İnşallah da güzel olur diyorum. Necla evet. Arda. Eskişehir'den yazıyormuş. Bir kart çeker misin demiş. Hemen onu da çekelim. Necla Arda'cığım, yani bu kadar olmaz. Necla Arda, görüyor musun? Maddi sorunların sonu eriyor. Maddi sıkıntı yaşıyorsun. Maddi sorunların sonu eriyor diyor. Miras var, mutluluk var. Bir miras gelebilir sana. Ruhun huzura erecek diyor. Zenginlik çıkmış, refah, bolluk, bereket çıkmış. Daha ne istiyorsun yani diyorum. Diyorum ve de bakıyorum 31 dakika olmuş. Evet canlarım, bugünlük bu kadar, yeter diyorum. Tabii ki daha not aldıklarım var. Bunları böyle sırayla 3-4 kişi, 3-4 kişi bakacağım. Evet canlarım. Hiç kimsenin üzülmesini istemem. Herkesin kalbini kazanmak istiyorum. Tabii. O yüzden de böyle sizi mutlu edebiliyorsam, size böyle sorunlarınız biraz dokunabiliyorsam ne mutlu bana diyorum. Ve de kanalımıza abone olup. Ne oldu anne? Ben düşünüyorum. Kanalımıza. Şimdi düşünüyorum, onların yerinde olsaydı ne yapardın? Çünkü tabii ben de bir yerlerden bir ümit arardım diye düşünüyorum o yüzden. Tabii. Arkadaşlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Lütfen bize abone olun. Lütfen, lütfen, lütfen size ne diyeyim yani. Dın basın. Sizden rica ediyorum. Lütfen bize abone olun. Bildirim zilini açın. Like butonuna basın. Sizi hepinizi çok seviyorum ve söz annemi bırakıyorum. Bize yardımcı olun dostlarım. Evet. Olursanız seviniriz. Allah'ım yüce Rabbim. Bütün şifa bekleyenlere şifa, yardım bekleyenlere yardım, para bekleyenlere evet, para, aşk bekleyenlere de aşk versin. Mutlu kalın, hoşça kalın dostlarım. Sizleri çok seviyoruz, öpüyoruz dostlarım. Hoşça kalın.